Hocam, peki protein kaçağı evet, protein nedir? Protein kaçağı nedir? Proteinden nereye kaçıyor hocam? Proteinden nereye kaçıyor? Şimdi böbreklerde nefronlar biraz ana kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, kimyasal ilaç kullanmışsa, sağlıksız beslenmişse, abur cubur yemişse vesaire, süzgeç hücreler birer milyondan her iki böbrekte 2 milyon süzgeç hücre var. Evet. Süzgeç hücrelerin oluşturduğu hücreler kümesine glomerül denir. Glomerüller hücre kümeleri, süzgeç gibi düşünelim. Biraz genişlediği için protein artık dışarı atıyor. Hı hı. Yani protein kaçağı bu. Şimdi bununla ilgili neredeydi? Peki protein kaçağı dışarıya attığı zaman nasıl hastalıklar meydana gelir? Ha, yer içer ama değerlendiremiyor vücut. Evet. Yani değerlendirmesi gereken enzim eksikliği ortaya çıkar. Zamanla böbrekler deformasyon devam ederse iflas eder böbrek. Evet. Böbrek iflas eder gider, Allah korusun. Tehlikeli. Kronik böbrek yetmezliği zamanla böbrek iflas eder. Almanya'da 16 yaşında bir genç böbrek işte protein kaçağı nedeniyle doktoruna gitmiş mesela. Ailesi demiş ki doktorlar ailesine yapacak bir şey yok. Protein yani. Hı hı. Unmöglich. Yani imkansız demişler. Aileye kadıncağız da ağlamış, sızlamış. İnternetten araştırmışlar Gökçek. Allah Allah. Kimmiş bu adam? Aradılar dediler ki ya mümkün mü? Mümkün. Deneyeceğiz, göreceğiz, bakacağız. Almanca rapor. Bu da rapor da Almanca. Evet. Gösterelim. 3 ay kullandıktan sonra protein, idrarındaki protein oranı normala döndü. 3 ay içerisinde. Evet. O Almanca olduğu için pek anlaşılmaz ama burada Türkçe başka birine ait. Öyle mi? Bu da bir beyefendi. Şimdi bu da 6. ayın 20'si 9. 12. ayın 19'u. Tam 6 ay kullanmış. Şimdi burada pozitif protein 3+3 pozitif. Burada protein negatif. Yani bu basit bir Türkçe. Şey, diğeri biraz Almanca olduğu için daha karmaşık. Evet, proteinin negatif çıkmış burada. Negatif. 6 ay içerisinde protein kaçağı diye bir problem kalmamıştır. Evet. 6 ay ama sabretti, kullandı düzenli olarak. Ne kullandı? Şimdi öyle güzel bir bitki vardır ki bunun adı altın başak otu. Evet. Altın başak otuyla ilgili yapılan klinik araştırmalarda böbrek ve mesanedeki taş, kum eritir. Hı hı. İltihapları yok eder. Böbrekleri temizler. Dezenfekte edici. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Nedir? Huş forte. Huş forte. Huş. Huş forte. Huş forte, huş forte. İşte bunu. Evet. Huşun birleşiminde 19 çeşit bitki var. Altın başak otu ekstresi, huş ekstresi, ayrı kökü ekstresi, kremberi ekstresi, at kuyruğu otu ekstresi gibi 19 çeşit bitkinin ekstresi var. Böbrekleri yavaş yavaş temizler ve rahatsızlığı ortadan kaldırır. Protein kaçağıyla ilgili konuşmuşken aynı zamanda kronik böbrek yetmezliği de bununla ilgili olduğu için ona da değinelim. Evet hocam. Böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan birçok insan bize geldi, hamdolsun. Hepsi de iyileşerek sağlığına kavuştu. Evet. Mesela burada üniversite okuyan bir genç kız, Çağlayan hanımefendi, 3 hafta içerisinde böbrek yetmezliği yeni başlamıştı 12. Problemden kurtuldu 3 hafta içerisinde. Evet. İbrahim Bey, protein kaçağı, böbrek yetmezliği, kreatini 2, 6 haftada değeri normala döndü. Fakat daha önemlisi nedir? Bir beyefendi diyalize giriyordu. Diyalize giren kişi artık kolay kolay diyalizden kurtulamaz. Ben aradı, dedi ki hocam ya ben diyalize giriyorum. 4 aydır, haftada 3 gün.
İşte halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. E ne olacak benim halim? Dedim ki bilmiyorum yani. Diyalize giren insanlar üzerinde denemedik. Hı hı. Ama diyalize girmemiş olsaydınız kolaydı. Dedi ki deneyim, dene. Şimdi bu arkadaşımızın kreatini 6,5. Glikozu 160, hem şeker var, hem kronik böbrek yetmezliği var. Kan değerleri bozuk. Evet. Burada. 4 ay kullandıktan sonra kreatini 2,13'e düştü. Şekeri 160'dan 93'e düştü. Ve kolesterolü, tansiyonu, bütün değerleri normale döndü. Hı hı. İş yerini satmıştı, hayata küsmüştü. Tekrar iş yeri açtı, çalışmaya başladı. Öyle mi? Biz değerli izleyenlerimize de hatırlatalım. Sağlıklı Bilgilen programında İbrahim Gökçek'le beraberiz. Gıda takviyelerini, sağlıklı beslenmenin, sağlıklı yaşamanın faydalarını anlatıyor. Kendi üretimi olan gıda takviyelerinin sağlığa ne kadar yararlı olduğunu anlatıyor ve sorularınız varsa, sizin de rahatsızlıklarınız varsa, doğal yöntemlerle sorunlarınıza çare bulmak istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz canlı yayın telefonumuzdan bizi arayabilir, sorularınızı hocamıza sorabilirsiniz. Ve hocamızın kendi resmi internet sitesinden de arayıp bulmak istediğiniz gıda takviyesinin detaylarına bakabilirsiniz. Sorularınız olursa internet sitesinden girip hangi gıda takviyesi hangi hastalığa iyi geliyor, bunların cevaplarını internet sitesinden de bulabilirsiniz. Dediğim gibi aşağıda görmüş olduğunuz 212-621-2165-66 nolu telefonlardan bizi arayabilir, sorularınızı sorabilir, hocamıza rahatsızlıklarını anlatabilirsiniz değerli izleyenler. Evet, iletişim telefonundan ulaşabilirsiniz bizlere. Peki hocam, protein kaçağında dedik ve protein kaçağında iyi gelen gıda takviyesi de Huş Forte'ydi değil mi? Huş Forte, evet. Evet, Huş Forte protein kaçağına iyi gelir. Değerli izleyenler de anlatalım, ekranlarını yeni açanlar varsa. Protein kaçağı şey ve nefrotik sendrom da denir ve, hı hı, böbrek yetmezliğine karşı. Evet. Evet. Peki hocam.